Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Umarım bizi evden izliyorsunuzdur. Çünkü İstanbul'da, aslında Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi İstanbul'da dışarısı felaket. Rüzgar, daha doğrusu rüzgar değil, fırtına, yağmur vesaire. Konuğum Ahmet Yavuz. Balyoz mağduru lafı sizi mağdur ediyor mu? Yoksa balyoz mağduru diyebilir miyim sizin için? Çünkü FETÖ kumpasıyla balyozdan içeri atıldınız. 18 yıla mı çarptırıldınız? Evet. Maşallah. Ya ben balyoz mağduru ifadesini pek kullanmaktan hoşlanmıyorum Ayşenur Hanım. Çünkü balyoz mağduru mağdur olan aslında ülkenin kendisiydi. Bu yapılan operasyonla Cumhuriyet mağdur edildi. Doğru. Dolayısıyla yani kendimizi öne çıkararak bir mağduriyet edebiyatı da yapmak istemem. Ama tabii Türkiye, bizim üzerimizden bir operasyon yapıldı. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir operasyonla maruz kaldı, nasıl mağdur edildi, bunları konuşacağız. Evet. Çok tuhaf gelişmelerle pek çok ismi işte darbe yapacaklar vesaire diye FETÖ'cüler içeri atıp mahkum ederken, bugün güya FETÖ ile mücadele eden AKP'liler inanılmaz şeyler yapıyorlar. Sözcünün manşeti, hani FETÖ'den mahkum olan Sözcü, onları konuşacağız ama az önce arkadaşlarım verdiler. Hani sıcak gelişme denir ama soğuk yüzünden olduğu için bir soğuk gelişme dedik. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul'da bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Hızını da katın. Dün gece ben bir programdan dönerken ikinci köprüden geçtim. Zaten yavaş gidiyordu araç. Fren yaptı, neredeyse durar gibi böyle çok 30-40 kilometre hıza düştü. Ancak öyle geçtik köprüden. Yani çok yüksek bir rüzgar hızı çok var. Hele rüzgarıyla meşhur İstanbul Havalimanı'nda, yeni havalimanında günlerdir neredeyse uçuşlar ya yapılamıyor ya da çok büyük rötarlarla yapılabiliyor. Bugün de gene uçuşlar durdu İstanbul Havalimanı'nda. Pek çok sefer yapılamıyor. Şimdi pek çok sefer yapılamıyordan ne anlarsınız? Hani 10 sefer, 11 sefer. Hayır. Bayağı bildiğiniz seferler durmuş durumda. İstanbul'da fırtına sadece hava trafiğini değil, kara ve özellikle deniz trafiğini de etkiliyor. Hani neredeyse okyanusu aşar gibi geldi Ahmet Yavuz bugün burayı anlattığı kadarıyla, evet, değil mi? Sabahleyin Boğaz'dan geçtim vapurla. Dolayısıyla biraz etkilendik. Yani normal bir vapur saati 40 dakika sonra falan ancak. Birkaç seferde iptal edilmişti zaten. Yani İstanbul'da hakikaten ben her yerde de görüyorum. Ortalık mesela metro girişleri falan kırık şemsiyelerle dolu. Bir fotoğraf olacaktı arkadaşlar. Girişte mesela bir bakıyorsunuz 3 tane şemsiye ters dönmüş, kırılmış, bırakmışlar gitmişler. Böyle bir hava var. Ankara'da da kar yağışı çok yoğun. Şimdi bu olumsuz hava, güneyde de sağanak yağışlar çok etkili. İç Ege'de mesela Afyon'da gene yoğun kar yağışı var. Mevsim normallerine göre nispeten normal sayılan Doğu Anadolu bölgesi hariç Türkiye'nin bir yarısı fırtına, kar, yoğun kar, işte tipi, sel çok ağır koşullar yaşıyor. Bayağı ciddi. Biraz geç geldi ama kış ağır geldi. Ya yağmur yağsın dedik de hani. Evet, yağmur ve kar aslında önemli kış için. Ama fırtına olmasa iyiydi. Fırtına kötü yani, fırtına kötü. Şimdi bu rüzgarlardan savaş rüzgarlarına da geçeceğiz. Savaş rüzgarları da çok şiddetli. Hani İstanbul'da rüzgar işte saatte 70 kilometre, 75 kilometre, hatta bir ara 80'e de çıktı galiba, felaket. Ama savaş rüzgarları da özellikle Libya'da içinde bizim de olduğumuz ilginç, tuhaf gelişmelerle
şiddetleniyor. Ama ben önce size onu geçmeden müsaadenizle hayat savaşından birkaç başlık vereceğim. Çünkü hani Libya'ya bak, Libya'ya bak. Mehmetçik gidiyor, iyi mi ediyor bilmem ne. Cambaza bak, cambaza bak. Ay Süleymaniye vurdular, iyi miydi, kötü müydü? İşte o olacak, bu olacak. Neler oluyor biliyor musunuz? Bakın, hani hep yurt dışına çıkış yasağından söz ediniz ya, KHK'lılar özellikle, onların zaten yaşam hakkı olmadığı için, onlar hiçbir yere gidemezler, yurt dışına da çıkamazlar. En son patatese ve soğana da yurt dışı yasağı geldi. Bu ne demek diyeceksiniz. Şöyle, yurt dışına patates ve soğan ihraç etmek isteyenler, Tarım Bakanlığı'na başvurup onay alacak. Tarım Bakanlığı derse ki ancak şu kadar ihraç edebilirsin, ona uymak zorunda. Bu bize Türkiye'de üretimin geldiği yeri, yani tarım ülkesi denilen bir ülkede artık kendimizi doyuramaz hale geldiğimizi gösteren bir gösterge. Hatırlayın, bir ara paylaşmıştım. Star gazetesi kapanmadan önce Veda Buğsesi gibi bir haber vermişti. Bir depoda bilmem kaç ton soğan ele geçirildi. Hani zannedersiniz ki eroin ele geçirildi. Vay canına. Soğan bulundu. Soğan depolanır zaten. Ama olsun. Devir öyle bir devir. Devam edelim. Şimdi patates eğer azsa, normal piyasa kurallarıdır ya, herhangi bir ürün azsa, dışarıdan aldığınızda zaten dolarla geldiği için habire fiyatı yükseliyorsa, o zaman gıdanızdan kesersiniz. Enflasyon yok diyordu ya Ahmet Hakan. Tabii hayat Ahmet Hakan'a güzel olabilir, hiçbir itirazım yok. Ama bakın, en son açlık sınırı Türk İş'in biliyorsunuz tespitleridir bunlar. Açlık sınırı 2178 lira oldu. Tek kişi, bekar tek kişiden söz ediyoruz. 2178 lira. Hani asgari ücretin işte. Üzerine bir şey almayacak, sinemaya gitmeyecek, doğalgaz yakmayacak vesaire. Böyle bir durum. Bu arada 2019'un tabii gün geçtikçe muhasebesi yapılıyor ya. Bir muhasebesi daha bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Geçen yıl yani 2019'da Türkiye'de 1.8 milyon, 1 milyon 800 bin esnaf kepenk kapatmış Ahmet Bey. 1 milyon 800 evet. bin. Ne demek bu? Yani kriz diyoruz da krizin kalıcı olduğunun, olacağının resmi. Korkunç bir şey. Ama bakarsanız Erdoğan'a faizi düşürdük, enflasyon da düşecek. Ahmet Hakan dün paylaştım ya, tabii canım dedi. Kanal D, CNN Türk ortak yayınında. Zaten dedi enflasyon, evet hakikaten düşüyor. Ben de bakıyorum dedi, düşüyormuş oralarda. Cemre düşer gibi enflasyon düşüyormuş. Ahmet Hakan tanıkmış buna belli ki. Ve hani faiz düşünce enflasyon düşeceği yolundaki öngörüsü Erdoğan'ın haklı çıkmış. Oysa faiz düşüyor dedi ya, Babacan bir açıklama yaptı, Ali Babacan. Pek topa girmiyordu ama en son Erdoğan hakkında çok ağır şeyler söyleyince dayanamadı, girdi. Dedi ki faiz diyorsunuz dedi. Ben neyi niye söylediğimi en iyi Cumhurbaşkanı bilir dedi. Ve şu uzatmayacağım, şu oranı verdi. 3 yılda, sadece 3 yılda faizler %144 artmış. Evet. %144. Çok basit hesaplar. Diyor ki merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz, bakın borç değil, faiz. Borcun faizi. 3 yıl önce 57 milyarmış. Geçen yıl 139 milyara çıkmış faiz. Tekrar söylüyorum. Artış oranı %144. Bu bir yana zaten işsizlik, enflasyon zaten ortada diyor. Ama neyse ki Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmayan Türkiye'deki algı operasyonunun baş mimarı Diyanet İşleri Başkanı var. Dün Mitin Kale dediği yeni binasının açılışında dualarla yapıldı açılış. Herkes dualar etti. Mitin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar kahramanca işler yaptığını
anlattılar. Bir soğana yurt dışı yasağıymış, faizler %144 artmış falan, bunları hiç bilmeden yolumuza devam ettik. Gelelim. Diyor ki Erdoğan, oradan başlayalım. MİT diyor, Libya'da da diyor çok önemli işlevler üstleniyor diyor. Rusya gayri resmi olarak da bir söyleniyor. Bu Wagner adlı bir paramiliter grupla orada. Amerika'nın kullandığı böyle paramiliter, illegal kuruluşlar var. Ya da işte CIA gibi, Mossad gibi, MIT gibi devlet kurumları, istihbarat kurumları, dış operasyonlara bakan istihbarat kurumları bayağı harıl harıl çalışıyormuş. Libya'da ne yapıyorlar? Yani Libya'da şu anda işte bu deniz yetki anlaşması ve askeri eğitim işbirliği anlaşması o çalışmaların sonucu imzalandı. Yani bu uzun süreli bir faaliyetin sonucuydu. Öyle görmek gerekir bunu. Öyle görmek gerekir. Yani aslında Ayşenur Hanım, Libya'da şu anda olmayan hiçbir istihbarat örgütü yok. Herhalde değil mi? Yani evet. Herkes çünkü kendi ekibini kurmaya çalışıyor ve orada kendi ülke çıkarına göre oranın şekillenmesine çaba gösteriyor. Yani Türkiye'de bu konuda bu deniz yetki anlaşmasıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Yani benim de gördüğüm, denizci arkadaşların da gördüğü uzman. Uygulanabilirliği var mı? Uygulanabilirliği konusunda işte uygulanabilsin diye de şimdi asker gönderiliyor. Çünkü öyle anlaşılıyor ki zaten o güvence verilerek o anlaşma imzalandı. Yoksa iç savaş ortamında insanların derdi midir deniz yetki anlaşmasını imzalamak? Peki söz veren kim? Saraj. Şöyle, söz veren Ulusal Mutabakat Hükümeti. Bu Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ayakta kalması için zaten asker gönderiliyor. Ve muhtemelen bu söz orası, o anlaşma, mutabakat bu söz karşılığında imzalanmıştır. Çünkü onların şu anda ayakta kalmaya ihtiyacı var. Tabii bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, ayakta kalabilmesi için daha doğrusu, birincisi bu Sarraj iktidarının ayakta kalması lazım. İkincisi Libya'nın bölünmemesi lazım. Şimdi bir harita bu, yaklaşık 16 saat önceki verilere göre hazırlanmış bir harita. Libya'da son durum haritası. Evet. Şimdi bakın, bir yanda solda Trablus var, başkenti. Trablus hükümeti Sarraj'ın kontrolünde. Evet. Tobruk'ta Mısır sınırına yakın. Orası da General Hafter'in komutasında. Şimdi ben günlerdir sizinle böyle haritalar paylaşıyorum. Bu haritanın yeni olan yanı şu. Kırmızı yuvarlak içinde gördüğünüz bir liman kenti olan Sirte, bu pembe renkte işaretlenen Hafter güçlerinin kontrolüne girdi ya da girmek üzere. Gelen haberler, dün akşam düştüğüne dair bir bilgi vardı. Evet. Bu Sirte biliyorsunuz aynı zamanda Kaddafi'nin memleketi. Evet. Yani o bakımdan öyle bir anlamı da var. Önemli. Asker göndermekte bu kadar hızlı davranılmasının sebebi de bu zaten. Yani acele, hızlı derken acele edilmesi. Acele edilmesi, evet. Hafter'in bütün Libya'yı kontrol etme durumu ortaya çıkarsa zaten asker göndermeye gerek de kalmaz. Yani o bakımdan öyle zannediyorum ki bu, bir de tabii Cumhurbaşkanımızın gidip de beklenmedik, yani plansız bir Tunus ziyareti belirli bir maksada matuf. O da Libya'daki harekatın işte geriden desteğini sağlayabilmek maksadıyla bir üs belki edinmek. Çünkü hava kuvvetlerini üslendiremediğiniz yarın çatışmalar daha büyük bir boyuta ulaşırsa hava desteğine ihtiyaç olur ve hava desteğini sağlamakta zorlanırız. Çünkü havadan yakıt ikmali yapmak mümkün, uçakların kapasitesini artırmak için, sığalarını artırmak için. Ama o da çok sınırlı bir süreyle olur. Dolayısıyla
Önümüzdeki dönem oradaki çatışmalar Trablus bölgesinde şiddetlenebilir ve eskaza, yani Türkiye açısından bu saatten sonra bakıldığı için böyle ifade etmek gereğini duydum. Düşerse bu deniz yetki anlaşmaları da anlamını kaybeder. Şimdi hani bir her duaya amin denilmez diye bir şey vardır, evet. Ya biz galiba her duaya amin diyecek hale geldik, özellikle Ankara'dakiler. Ahmet Yavuz, siz Kara Harp Akademileri Kara Harp Akademisi komutanlığını yaptınız. Evet. Şimdi ben askerliğimi henüz yapmadığım için çok bilmiyorum ama okuduklarımdan anladığım, bildiğim kadarıyla sizin asıl orada yaptığınız gelişecek kurmay subaylara savaş oyunlarını, stratejilerini anlatmak, oradan belki iktidara, hükümete de bir yol haritası hazırlamak. Şimdi siz Harp Akademileri komutanı olarak gene görevinizin başında olsaydınız, o balyoz başınıza inmeden, siz bu meseleyi masaya yatırsaydınız, evet. Buradaki kritik noktaları nasıl okurdunuz? İktidarın bütünlüklü bir stratejisi mesela var mı size göre? Bir masaya koyalım şimdi, bu sanki hani kumdan masalar yapılır ya. Yaptık, koyduk. Şimdi bize anlatın. Bunun oluru var mı? Yani amin diyebilir miyiz bu duaya? Şimdi şöyle, Ayşenur Hanım şöyle. İktidarın uzun zamandır zaten eleştiriyoruz. Bütüncül bir Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu projesi, politikası, stratejisi yok görünüyor. Hı-hı. Ya da varsa da bunlar birbiriyle çatışan özellikler arz ettiği için hızlı bir şekilde hayata geçmesi mümkün olmuyor. Sürtünmelere maruz kalıyor. Şöyle söyleyeyim size. Yani bu Libya konusunda ben açıkça şöyle düşünüyorum. Birkaç gerekçe var ki Türkiye Libya'da olmak durumunda. Hı-hı. Birkaç sorun var ki Libya'da başarılı olma riskini ortadan kaldırabilir. Şimdi bu sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir strateji, her biri bir adım ve biri diğeriyle uyumlu. Burada bazı uyumsuzluklar var. Mesela Suriye'de atılan adımlar işte Amerika ile birlikte atıldı. Sonra önümüze bir koridor problemi çıktı. Onu telafi edici adımlar attık ama 2011'deki stabiliteye henüz Suriye'yi getiremedik. Bu arada sahaya Rusya çıkınca onunla da başka bir kanal açtık. Tabii, yani şimdi bir sürü Suriye ile yürüdük ama Rusya ile yürüdük ama Rusya ile mesela İdlib'de karşı karşıyayız. Libya'da öyle bir potansiyel var. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Genel olarak Rusya ile yürünüyor ama bazı alanlarda Rusya ile yürünmüyor. Şimdi İran konusu başka bir boyut kazandı, biliyorsunuz. Mısır'la ve Suriye ile düşman olduk. Mesela oradaki iktidarları meşru iktidar diye görmemiz gerekirken meşru görmüyoruz. Ama Libya'daki iktidarı meşru görüyoruz. Şimdi böyle kendi kendimizle çok fazla uyumlu olmayan ve bütüncül bir stratejiyi hayata geçirmemizi engelleyen boyutlar var. Gerçekten Libya'ya ben şöyle bakıyorum. Yani bunu iktidarlardan bağımsız olarak söyleyebilirim. Böyle de söylüyorum zaten. Deniz yetki anlaşmaları, Türkiye'nin karasularıyla Libya'nın ortak bir noktada buluşması bizim deniz yetki alanları, sınırlarımızı genişleten bir kavram. Buna kimsenin Türkiye'de hayır diyebileceğini tahayyül edemiyorum ben. Herkes buna evet derdi. Nitekim mecliste de herkes evet dedi. Ama şimdi bunu nasıl sağlayacaksınız konusuna geldiğinizde, bunu nasıl sağlayacaksanız, işte ya diplomasiyle sağlayacaksanız, diplomasiyi tek başına ayakta tutabilen, diplomasinin arkasında iki güç vardır. Yani ekonomik güç, bir de askeri güç vardır. Bu ikisi olmadığı zaman diplomasiyi
hayata geçiremezsiniz. Siz eminim yazılarınızdan, evet, konuşmalarınızdan biliyorum. Meclise sunulan tezkere, evet, metnini okudunuz, evet, gerekçesini tabii, okudunuz. Tabii tabii okudum. Evet. Şimdi orada gerekçe çok sınırlı. Yani Türkiye'nin milli çıkarları vesaire diye anlatılıyor. Fakat kapsamı neredeyse sayfalar dolusu. Yani biz ne istersek gönderebiliriz. Erdoğan canın istediği kadar asker gönderebilir, canın istediği kadar uçak gönderebilir, para gönderebilir. Sonsuz bir yetki var. Bu size mesela makul geldi mi? Şimdi şöyle, hem gerekçe hem kapsam. Şöyle söyleyeyim size. Bir şeyi yani meclise sevk edildiğinde bir tezkere bunun şumulünü yani kapsamını, hududunu meclisin kendisi belirlemesi lazım. Ancak bunun uygulanması konusunda yürütmeye geniş yetkiler vermesi gerekir. Onun elinin kuvvetli olması lazım. Tekrar tekrar meclise sormamak için. Yani bunu biz tarihimizden de biliyoruz. İşte başkomutanlık meydan muharebesi öncesinde ya da ne bileyim Sakarya öncesinde biliyorsunuz başkomutanlık yetkileri tartışıldı mecliste. Meclis bazı yetkiler verdi Atatürk'e, onlar uygulandı. Şimdi burada bu tezkerede kapsam konusunda şumul diye geçiyor. Şumul aslında vatandaşımız açısından bilinsin, kapsamı meclisin için doldurması gerekirdi. Yani sen tamam Trablus bölgesine asker gönderebilirsin. Trablus bölgesiyle sınırlı olarak bu askeri kullanabilirsin demesi lazım. Ha. Diyelim ki. Şimdi niteliği bu konusunda önemli. Yani. Yani mesela şöyle tekrar bakarsak bakın şu pembeli bölge Hafter'in yani Türkiye'nin karşısında olduğu ismin Suriye Milli Ordusu da onun kontrolünde zaten. Onun işaretlediği yer Sarraj hükümeti sıkışmış durumda. Evet. Mesela ama oradan kalkıp da Türkiye Tobruk'a gidemez, öyle mi? Yani şimdi yani şunu demeliydi meclis. Demeliydi ki tamam şu anda biz bu hükümetle bu anlaşmayı imzaladık. Bunu da biz onayladık. Yani içsel tutarlılık açısından söylüyorum. Eleştiri getirilebilir tabii. Bizim Libya'ya gönderdiğimiz asker Trablus ve çevresinde bu iktidarı ayakta tutacak şekilde kullanılmalı. Yani bu size bir sınırlama getirir. Kuvveti nasıl kullanacağınız konusunda. Bunu alıp da işte Sirte'de, Tobruk'ta, taarruzda kullanmama anlamına gelir bu. Ama burada ne kadar Trablus'ta ne kadar güç kullanmak gerekiyor? İşte bir Tugay mı, bir tümen mi, bir kolordu mu kullanmak gerekiyor? Onu oranın komutanı yani şimdi, yürütmenin başındaki kişi komutanla beraber orada değerlendiriyor. Erdoğan'ın çok dikkat çekici bir açıklaması oldu. Dedi ki, evet. Orada dedi bir kor general bir koordinasyon göreviyle bulunacak dedi. Askerimize peyderpey gidiyor ama daha ziyade eğitim vesaire. Orada dedi farklı ekipler dedi muharip güç olarak savaşacak. Farklı ekiplerden siz ne anladınız? Yani ben şunu anladım yani işin doğrusunu söylemek gerekirse biz oraya asker yani diyelim ki A Tugay'ını ya da 20. Tugay'ı, 30. Tümen'i göndermeyeceğiz. Orada komutasını, sevk ve idaresini bizim generallerimizin yürüteceği unsurlar göndereceğiz. Yani bu unsurlar da, bu unsurlar deyince aklımıza ne geliyor? İki şey gelebilir aklımıza. Ya işte Suriye'de kullanılan Özgür Suriye ordusundan teşekkül ettirilmiş birlikler gönderilebilir. Cihatçı ya, evet, gruplar. Yani onlar gönderilebilir ya da Libya'da eğer öyle bir güç varsa onları organize eden yani bir yüzbaşı gönderirsiniz bir bölük oluşturur mesela. O bölükle beraber orada bir takım faaliyetler yürütür. Tabii bu ben şahsen bu tür güçleri kullanmayı fazla doğrusu uygun görmem. Yani bu Türkiye mesela tamam asker göndermek gereğini duyduysa Libya'ya ordusunu gönderir. Adam gibi de orada korur. Türkiye'nin çıkarları bunu gerektiriyor der. Ama bunu yaparken tabii meclise yine kapsama dönerken şunu da ifade etmemiz lazım. Şunu demesi lazım. Bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Libya'nın bölünmemesi lazım. Bölünmemesi için
karşı tarafla da diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Ama çünkü tam tersi oluyor yarın, şu anda. Çünkü yarın Libya ikiye bölünürse bu anlaşmanın hiçbir anlamı kalmaz. O haritayı biraz tekrar koyabilirsek. Tekrar görelim arkadaşlar. Şimdi bakınız efendim, o harita Türkiye ile Libya'yı tam şu Tobruk yazısının Derne Tobruk arasındaki bölgeden komşu yapabiliyor. O deniz... Deniz yetki sınırları anlaşması. Evet. Şimdi bu yani ışınladığınız zaman buraya denk geliyor. Libya'yı ikiye bölerseniz burası sizinle bu anlaşmayı yürütmeyecek olan bir iktidarı karşımızda muhatap alacağımız anlamına gelir. Dolayısıyla işte o meclisin kapsamı içerisinde, şumulü içerisinde tezkerenin bu hususa dikkat edilmesi gerekirdi. Sınırlama olarak. Şimdi yani, ne mecliste anlatıldı, evet, ne de yandaş medya bunları çok anlatıyor. Çok anlatılmıyor zaten böyle, evet, şeyler. Tartışılmıyor yukarıda. Şimdi pembe işaretli, veriyor. Evet, pembe işaretli gördüğümüz Hafter kontrolündeki bölgede Libya ordusu var. Milli ordu denilen ordu var. Tümü değil galiba ama %90 gibi bir oranda zannediyorum. %80-90 gibi bir güçle orada bir şöyle aslında bu harita çok bu harita çok yanıltıcı. Çünkü şu kırmızı noktalar işte petrol bölgeleri falan. Tabii, yerleşim yok burada. İçinde, yerleşim yok yani. Ama şu önemli, bakın yeşille gösterilen Sarraj kontrolündeki bölgeyi neredeyse kıskaça almış durumda ve adım 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 ilerliyor. Şimdi sağdan deniz kenarında, kıyıda Sirte Limanı ya alındı ya kontrol altında. İçeride de aşağıdan Trablus, mesela Trablus Havalimanı Hafter güçlerinin roket atışı nedeniyle kapatıldı, uçuşa kullanılamaz halde. Yani işte oraların temizlenmesi görüntü, lazım. Görüntü Hafter'in kolay kolay oradan gitmeyeceği yolunda. Çünkü arkasında açıktan Mısır, kapalıdan Rusya var. Dolayısıyla Rusya, evet, biz Rusya, yanlış bir oyun mu oynuyoruz? Yani şöyle, biz riskli bir oyun oynuyoruz. Riskli bir yani oyun. Ben yanlış olarak nitelendiremiyorum. Çünkü bu deniz yetki anlaşması Türkiye için çok önemli ve hayati bir konu. Geleceğin zenginlik kaynağı orada. Ama riskli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bu riskleri telafi ederek adımlarımızı atmamız lazım. Bu riskleri telafi etmenin yolu işte Suriye'de, Mısır'da farklı adımlar atmamız lazım. Çünkü orada hala o iktidarları tanımıyoruz. Diplomatik ilişki kuramıyoruz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı işte biz Güney Kıbrıs hariç her tarafla görüşürüz dediyse de görüşülmüyor. Yani daha ciddi bir şekilde bu konu ele alınabilir. Çünkü Türkiye'nin çıkarları burada Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın Akdeniz'i ve Ege'yi kendi kontrol alanı haline getirmesine engel olmak. Dolayısıyla yani bunu, böyle ki biz gittik orada. İşte bu Sadatçı Adnan Tanrıverdi'nin dediği gibi de orayı bir kontrol altına aldık, bir derledik, topladık. Ve Sarraj'a Libya'nın anahtarını verdik. Kısaca anlatayım deyim yerindeyse. Mesela bu Doğu Akdeniz'de Mısır'dan İsrail'e, Yunanistan'dan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve tabii ki Kıbrıs Cumhuriyeti, o Güney Kıbrıs'a kadar böyle bir anlaşma, bir hat varken... dediğim gibi velev ki Libya'da Sarraj kazandı. Ne yapabiliriz? Şöyle, Libya'da Sarraj kazanması büyük stratejinin adımlarından birisi olur. Ve bize avantaj sağlar. Çünkü hem deniz yetki... Ama karşıdaki cepheyi parçalayabilir miyiz? Şöyle, karşımızdaki cephe çok büyük işte. Onun için diyoruz ki biz... Evet, onu soruyorum. Onun için diyoruz ki biz Suriye ile de yani kavga etmeyi bırakın. Hem bu içerideki sığınmacıların ülkelerine dönmelerini teşvik edecek bir şey olur. Mısır'la görüşmeleri üst düzeye çıkartın. Mesela orada büyükelçimiz yok bizim. Oraya büyükelçi göndermemiz lazım. Bir konsolosumuz büyükelçi görevi görüyor şu anda orada. Hı hı. Dolayısıyla bu karşımızda olan cepheyi kırmadan bizim amaçlarımızı tam olarak tahakkuk ettirmek mümkün değil. O nedenle
kendi ittifakımızı büyütmemiz gerekiyor bizim. Bunun da doğru adımı Suriye'den geçiyor. Bunun da ilk doğru adımı Suriye'den geçiyor. Biz Suriye ile farklı bir noktaya gelirsek, onun da zaten münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını bizimle beraber belirlemesini bu koşullarda sağlayabiliriz. Yani burada büyük düşünmek gerekiyor ve daralmamak gerekiyor. Ama büyük bir darlık var. Yani Suriye ve Mısır politikası bizim çok dar. Hatta İsrail'le, yani Türkiye'nin onunla da, çünkü bu doğal gazın çıkartıldıktan sonra Avrupa'ya pazarlanması konusu nasıl olacak? Şimdi yeni bir anlaşma imzaladı Rum kesimi, Yunanistan ve İsrail. Akdeniz'in tabanından boru hattı taşıyacaklar da petrol, doğal gazı Avrupa'ya pazarlayacaklar. Tabii bu çok pahalı bir şey. Bunun Türkiye üzerinden götürülmesi... Bir yere öyle bir öyle bir şey vardı zaten. Ve onun için işte bu bölge ülkeleriyle bu kadar çatışmaya girmeden bu işleri yürütmek ve kendi gücümüzün de sınırlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz sınırsız güce sahip bir süper güç falan değiliz. Bizim nihayetinde bir gücümüz var ve bu gücü maksadımıza uygun bir şekilde kullanmak durumundayız. Şimdi dediğim gibi hani Hafter'den yana kumar masası gibi düşünün. Bütün paralarımızı gittik, pardon Hafter değil, Sarraç'tan tarafa koyduk. Evet. Şimdi siz dediniz ki büyük düşünmek lazım. Erdoğan'ın tam da iddiası Türkiye'nin artık özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yani Erdoğan'la birlikte büyük düşünen büyük bir ülke olduğu yolunda. Ama dönüp de baktığımız zaman Suriye politikasına, Libya politikasına, arkasında İhvan yani Müslüman Kardeşler projesi çıkıyor. Bırakın büyük düşünmeyi, dünyada kendisine sığınacak Türkiye'den başka ülke bulamayan Müslüman Kardeşler gibi küçücük bir odak kalıyor. Yani büyük proje derken küçücük bir meseleye odaklandık gibi. Katılır mısınız? Ben bu düşünceye katılıyorum. Evet, yani burada böyle bir problemimiz var bizim. Bu daraltıyor, yani Türkiye'nin önünü kapatıyor. Suriye ile gereken adımlar atılamıyor. Hatta Mısır'la da başka bir kulvara sokuyor. Bir kulvara sokuyor. Tabii bunu doğru bulmuyoruz ve eleştiriyoruz. Ama bunu bizim eleştirmemizle çözülecek bir konu değil. Zaten konuşmamızın en başında sizin ifade ettiğiniz işte o balyozlar, ergenekonlar, siyasi iktidar bu tür keyfi kararları daha kolay alabilsin diye yapıldı. Yani değil mi? Onların esas maksadı o. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda hangi güvenceyle Genelkurmay Başkanı ya da Kuvvet Komutanı hayır bu yanlıştır, bu uygun Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun değildir bu strateji diyebilir bugün itibariyle. O gün diyordu. Ha, doğru diyordu, yanlış diyordu. Ayrı mesele ama deme hakkının olması ve bunun dikkate alınması çok önemli. Yani elbette ordu siyasi iktidarın emrinde olacak. Hiç buna tereddüt yok. Bu her dönem için geçerli bir şey. Ama siyasi iktidar da orduyu dinleyecek. Yani güvenlik konularında dinleyecek, ulusal çıkarlar konusunda dinleyecek, stratejiler konusunda dinleyecek ve dikkate alacak. Yoksa niye o millet orduyu besliyor ki? Ordunun iki temel fonksiyonu var. Caydırıcı olacak, bir de iş görecek. Yani kendisine bir görev verildiği zaman bunu yapacak. Ama Milli Güvenlik Kurulları konularında da iktidarlara rehberlik edecek. Çünkü iktidarlar değişir, gelir gider, seçilir, kaybeder vesaire olur. Ama devletin daimi politikalarını sürdürecek yapısal... Devamlılık önemlidir. Evet, devamlılık önemli. O nedenle yani Türkiye işte bakın bir başka boyut daha var. 2003-2004'lerden itibaren Güney Kıbrıs bütün bu adımları attı. Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmalarını İsrail'le, Mısır'la vesaire imzaladı. Biz çok işte o dönemde ne yapıyorduk? Biz o dönemde içeride kavga ediyorduk. Kendi ordumuzun kafasına sopa vurmakla balyoz vurmakla meşguldük. Onun için yani balyozdan konu açılmışken burada size tekrar şükranlarımızı da bütün balyoz mağdurları adına sunayım. Rica çünkü ederim. CNN'de az kavga vermediniz bu haksızlığa karşı.
O yüzden her zaman özel bir yeriniz var. Sizin, çok teşekkür ederim. Sizin görevinizdi, benim de görevimdi. Ben de görev olarak hani her zaman adaletin yanında olmam gerekiyordu ve öyle yaptım. Şimdi Balyoz'a ikinci bölümde döneceğiz. Çünkü Balyoz bir FETÖ projesiydi. Ama yalnızca FETÖ'nün projesi miydi? El ele yürümüyor muydu AKP ile FETÖ, Fethullah Gülen? Sonra bugün geldiğimiz noktada o KYK'larla canlarına okunan insanlar, mağdurlar. Mesela size ikinci bölümde konuşacağız bunları, soracağım. Harp okulu öğrencisi gençler müebbet hapis yediler. Mesela bu vicdan diye bir şey varsa, hadi geçin vicdanı, adalet, hukuk diye bir şey varsa olmalı mı? Bunları konuşalım ikinci bölümde ama şimdi şuradan devam edelim. Evet. Yarın iki önemli konu var Ankara'nın. Hem James Jeffrey gelecek, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi, hem de Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Putin bu Türk akımı... Evet. Ama gelecekler ama Libya'yı falan konuşacaklar. Libya'yı konuşacaklar. İran'ı konuşurlar muhtemelen. Ne konuşacaklar size göre? Bir. İkincisi, bu Orta Doğu gündeminde Suriye vardı. İşte bizi ilgilendiren yanıyla YPG meselesi vardı. Şimdi Libya eklendi. Sonra İran gerilimi eklendi. Irak'tan defol dedi Irak yönetimi, ama oraya bir yandan asker sevkiyatı devam ediyor Amerika'nın. Şimdi o görüntüler eşliğinde ben mesela buradan başlayayım. Bölgede bir yanda Rusya'yı, bir yanda Amerika'yı düşündüğünüzde ne oluyor, siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle, biz ne yapmalıyız? Şöyle bir şey var, yani Amerika Birleşik Devletleri bölgede Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ediyor. Yani müttefikiz ama Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ediyor. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri dünya ölçeğinde geriliyor. Nasıl geriliyor? Şöyle geriliyor. Bir rakam vereyim size. 1946'da dünya ekonomisinin %50'sini üreten Amerika Birleşik Devletleri bugün %25'inden daha azını üretiyor. Yani bu Amerika geriliyor derken çok zayıflıyor anlamında anlaşılmasın. Amerika görece olarak güç kaybediyor. Yani Çin yükseliyor, Rusya yükseldi, Hindistan yükseliyor. Hatta ve hatta Güney Amerika'da Brezilya'nın yükselişi var. Bu gerileme esnasında zigzaklı politikalar izliyor Amerika. Yani diyor ki benim esas rakibim Çin'dir diyor. Pasifik'e odaklanmam lazımdır diyor. O yüzden Orta Doğu'dan çekilmek istiyorum diyor. Fakat tekrar çekilemiyor. Bir türlü çekilemiyor. Amerika'nın içindeki çatışmalar da, işte müesses nizamla Trump arasındaki çatışmalar da aslında ekonomik merkezli ve güvenlik merkezli bir çatışmanın dışa yansımalarını bize anlatıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir defa Irak'a müdahale etti. Yani milyonlarca insan öldü. İşgal etti. İşgal etti. İşgal etti. Yani Suriye'de ona maalesef biz de uyduk 2011'de. Suriye bugün üç parça. Biz uyduk mu, yoksa Erdoğan orada da bizzat ilk Dışişleri Bakanlarından bu iktidarın, Yaşar Yakış'ın ifade ettiği üzere gene Müslüman Kardeşler Projesi'ne uygulamaya koymak için gönüllü mü olduk? Şöyle söyleyeyim, yani bazı bilgiler veriyorlar. Diyorlar ki, yani bunu söylediğimizde, ben de Suriye konusunu Vesayet Savaşları kitabımda imzaladığımda... Ay evet, o çok enteresan bir kitap, Vesayet Savaşları, Ahmet Yavuz'un. Şimdi orada aradım, yani Türkiye hangi gerekçeyle Suriye'ye müdahil olabilir? Ben şahsen hiçbir gerekçe bulamadım. Yani onu şunla bağlaştırdım yalnız. Türkiye yurtta sulh, cihanda sulhu uygulamayı bir kenara koyarsanız, yurtta sulh, cihanda sulhun altında ne var? Altında laiklik var. Yani neden var? Şundan dolayı var. Çünkü yurtta sulhun alt bölümünde bu var. Bir de etnik kavgayı reddetmek var. Aynı şey bölgede de söz konusu. Mezhep kavgasını ve etnik kavgayı reddetmek var.
Yani ikinci, bunun bir de dış politikaya yansıması var. Dış politikaya yansıttığınız zaman bu demek ki dışarıda mezhepçilik, dışarıda etnikçi, ayrıştırıcı davranışlardan uzak durma var. Bugün Suriye'de ortaya çıkan olay, evet Esad'ı ben de eleştiriyorum. Yani Esad'ı aslında şunu görmemiz lazım. Baba Esad'ın yaptığı en büyük kötülük 20 yıl kadar ordusunu Lübnan'da tutması ve kendi halkını ihmal etmesi. Ama şimdi Beşar Esad mesela başka bir yol açmaya çalışırken başına bunlar şimdi geldi. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. İşte Beşar Esad babasının aslında programından ne kopabildi, farklı bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu yaptığı şeyler hayata tam olarak geçemeden de Amerika tarafından büyük tehdide maruz kaldı. Mesela Bağdat 2003'te düştüğünde Colin Powell Şam'a geliyor. Esad'a diyor ki ya dediğimizi yaparsın ya da defterini düreriz diyor. Şimdi yani Suriye'nin içinde zaten huzursuzluk var. Yok diyemiyoruz. Çünkü hakikaten orada bir muhaberat devleti vardı. Yani çok da böyle güllük gülistanlık bir Suriye yoktu. Ama kimse de gül atarak, sivil toplum eylemleri yaparak Esad'a hayır demedi. Gittiler bir sürü, mesela Halep'te bir akademiyi bastılar ve 100 kadar harp okulu öğrencisini, akademi öğrencisini kestiler. Hepsi Aleviydi bunların. Yani Müslüman kardeşler de çok temiz falan değildi. Mısır'da da aynı durum söz konusuydu. Ve işte Katar gazı söylendi, yok Suriye buna karşı çıkmış. Bütün bunların hepsinin birer etkisi var ama biraz 2011'den sonra atılan adımların Erdoğan iktidarının biraz böyle bu dine dayalı kendisine alan açma, bir yeniden yapılanma, içeride yapılanma, dış politikada yapılanma adımlarının yansımasıdır. Bunu hiç reddetmeye gerek şimdi yok. Şimdi ikinci bölümde bu İhvan davasına, politikasına biraz daha düşünebiliriz. Şunu da ilave edeyim. İşte deniliyor ki çok gidildi Esad reform yapsın vesaire falan filan. Ama şunu netice itibariyle kabul etmemiz lazım. Konuşursunuz, önerirsiniz, ikna etmeye çalışırsınız. Ama başka ülkelerin rejimlerini değiştirmek Türkiye'nin görevi değildir. Hele toprağına girmek için. Evet, yani o bakımdan bunu söylememiz lazım. Şimdi az önce dediniz ki Türkiye'nin bölgede, aslında belki de dünyada bütünlüklü bir stratejisi yok. Yani işte Atatürk bir paradigma koymuş ortaya. Demiş ki içeride böyle, dışarıda böyle. Bütün ülkelerle ilişkilerini buna bakarak, bu yıl haritasına bakarak rahatlıkla okuyabilirsiniz. Fakat günümüzde özellikle AKP iktidarında son 15 yılda, 16 yılda bir öyleyiz bir böyleyiz. Bir düşmanız bir dostuz. Salih Müslim'i Ankara'da ağırlıyoruz. Arkasından PYD'yi düşman ilan ediyoruz. Irak'la bir kötüyüz. Barzani'yi ipe çekiyoruz. Arkasından hani dostuz vesaire. Şimdi dedim ya, yarın iki önemli konuk var. Biri Rusya'dan Suriye özel temsilcisi. Çünkü Suriye'de bu İdlib meselesi bitmedi. Onu tabii da bitmedi. Soracağım size. Biteceğe de benzemiyor. Yani orada çünkü Heyet Tahrir Şam, El-Kaide yavrusu Heyet Tahrir Şam'la Türkiye'nin desteklediği, hatta hem parasal olarak desteklediği, hatta kurduğu ÖSO, sonra Suriye Milli Ordusu adını taktıkları o cihatçılar ortak, Esad'a karşı ortak savaş kararı aldılar. Şimdi soru şu, bir önce iki tane harita vereceğim. Amerikan uçakları, biri Almanya'dan, bir durak daha doğrusu Almanya, bir durak İspanya'da, deniz üssü. Oradan bakın Türkiye üzerinden nereye gidiyor? Irak'a gidiyor. Bunlar asker götürüyor, malzeme götürüyor, takviye yapıyor. Bir diğeri Stuttgart yakınlarında Almanya'da bir askeri üs. Oradan da keza gene İncirli'ye geliyorlar. Ya da evet, İncirlik'ten oraya gidiyorlar. Sonra işte onlar da Irak'a.
Şimdi bunlar NATO uçağı değil, tekrar söylüyorum. Bunlar Amerikan uçakları. Amerikan üzerinden gelip giden Amerikan uçakları. Yani şunu sormak istiyorum size. Biz bir yandan Amerika'yla böyle hani hava sahanızı açmak, evinizi açmak gibi bir şey. Yani siz Irak'a karşı evinizi açıyorsunuz. Irak'taki bugünkü yönetimle İran, özellikle Süleyman'ın öldürmesinden sonra dayanışma içinde. O hatta Suriye'de var o zincirde. Yukarı çıkın, Putin Rusya var. Evet. Şimdi biz o zincire cepheye rağmen Amerika'ya hava sahamızı yani kucağımızı evimizi açıyorsak buradan nasıl bir politika, dış politika anlamamız lazım? Buradan şöyle bir dış politika anlamamız lazım. Türkiye bugüne kadar işte Rusya ile Amerika ile birbirini dengeleyerek adımlar attı. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu hem Amerika için çok önemli bir özellik arz ediyor. Amerika Türkiye'yi elinden kaçırmak istemiyor. Hem de Rusya için bulunmaz bir nimet. Çünkü Rusya'da tamam güçlü bir devlet şu bu falan ama netice itibariyle bugün Rusya'da tecrit edilmiş vaziyette ve Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve NATO gibi bir Türkiye'nin, üyesi bir Türkiye'nin kendi safına gelmesi ya da kendisiyle birlikte hareket etmesi Rusya için bulunmaz Bursa kumaşı yani. Bugüne kadar dediğiniz gibi bir denge politikası geldi. Bundan sonra nasıl gider? Bundan sonra nasıl gider bu giderek zorlaşan bir karakter arz ediyor. O nedenle işte ben bugünkü yazımda da belirttim. Şöyle söyleyeyim size. Birçok fay hattı var, düşünün Ayşenur Hanım. Bu fay hatları birbirine paralel ama bir de bunları kesen, karşılıklı kesen hatlar var. Şimdi hatların bir tanesi fay hatlarından hareketlendiği zaman o enerji bütün fay hatlarına birlikte yansıyor. Dolayısıyla siz birini hareketlendireyim, ötekine dokunmayayım derseniz fizik kanuna aykırı. Aykırı. Tabii. Yani böyle bir çelişki yumağını yönetiyor Erdoğan. Şu ana kadar da yönetti yani. Ama bu Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklanan bir yönetti mi? Yani şu idare etti bize, diyelim. İdare etti. Bize yani, maliyeti ne oldu bunun? Bize maliyeti her geçen gün artıyor. Ama şunu da kabul ediyorum ben öte taraftan. Yani ben de iktidarda olsam iki tarafı birden yönetmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalırım. Peki. Ama daha farklı tabii adımlar atarak. İki tarafta da sahaya çıkıp savaşır mısınız? Yok. Hem Suriye'de. Yani, tabii. Yani ben mesela Suriye ve Mısır konusunda tamamen karşı görüşlere sahibim. Libya konusunda daha farklı düşünüyorum. Ama şunu görmemiz lazım. Türkiye'de yanlış yapılan o bana göre. Türkiye'nin bir milli gücü var ve bu milli gücün bir sınırı var. Bu sınırı zorlarsanız bu manevra alanını daraltırsınız. Peki Türkiye bu kargaşada bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika, yakında bütün aslında strateji uzmanları da aynı şeyi söylüyor sizin söylediğiniz gibi. Artık o denge politikası zorlaşacak. Bir dakika, seçimini yap ey Türkiye noktasına gelinecek. Bu noktada Kanal İstanbul ve Montre meselesi çok tabii kritik bir önem taşıyacak. Bunu konuşacağız. Balyoz'u hatırlayacağız. Balyoz üzerinden bugüne bakacağız. Birlikte olalım efendim.